Evet, Alman dil bilimci Katrina Reis, işlevci çeviri programının annesi olarak bilinmektedir. Reis, bir ekol şeklinde işlevci çeviri programının mimarı olarak metin türlerini ortaya atmıştır. Aslında metin türlerini ilk ortaya atan Reis değildir. Karl Büffler'dir. Karl Büffler, daha doğrusu metin türlerini ortaya atmamıştır. Dilin üç işleminden bahsetmiştir. Bunlar anlatımcı işlev, betimleyici işlev ve çağrışımsal işlev olarak bilinir. Reis bunları geliştirerek dört farklı metin türü ortaya atmıştır. Bunlar bilgilendirici metinler. Yani bilgi veren, okuyucuyu bilgilendiren, içerik odaklı metinlerdir. İki anlatımcı metinler. Bunlar şairin ya da metnin yazarının üslubunu dile getiren metinlerdir. Bu daha çok romanlar, hikayeler, kısa öyküler bu kategoriye girer. Üç, işlemsel metinler. Yani buna operasyonel metinler, operatif metinler de denir. Daha çok okuyucuyu harekete geçirmek, okuyucuyu bir ürünü almaya teşvik etmek amacıyla yazılan reklam metinleri ya da vaazlar, yani insanların duygularını harekete geçiren metinler, işlemsel metinlerdir. Ve son metin türü de çok araştırı metinlerdir. Bunlar hem göze hem de kulağa hitap eden sunumlar, radyo metinleri, belki televizyondaki haberler bu kapsamda değerlendirilir. Reis'ten sonra Reis'in öğrencisi Fermer Skopos kuramını geliştirmiştir. Fermer'den sonra onun öğrencisi Nord İşlev Artı Sadakat kuramını geliştirmiştir. Kuramlar bu şekilde tuğla üstüne tuğla yöntemiyle Profesör Doktor Mine Yazıcı hocamızın da belirttiği gibi geliştirilerek bugünkü halini almıştır.